Şerif Hanım, hadi. Yeter. Yeter. İstemiyorum. Bas! Abi. Ne oldu? Allah cezanızı versin size. Güzel güzel uyu dinle. Yarın görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. İnanmıyorum sana. Şevkatli abi rolünde müthiş başarılısın. Bravo diyoruz. Senin de aşık nişanlı rolünde başarısız olduğunu söylenemez. O herifi getirdiğin gibi geri göndereceksin. Onu ben getirmedim. Ya bak hala inkar ediyor ya. Sana ben getirmedim diyorum. Geldiğini öğrenince araştırdım, buldum kaldı oteli. Tamam, neyse ne. Gerisin geriye geldiği yere post alacaksın. Bak yoksa... Senden daha çok istiyorum bunu. Ama izini kaybettim, ulaşamıyorum. Ama merak etme, araştırıyorum, bulacağım. Bir an önce bulup halledeceğim bu meseleyi. Barış,
Merak ettim, bakmaya geliyorum. Gayet iyi durumda anneciğim, merak etme. Uyudu mu? Uyumak üzere. İlaçlarını aldı. Sakin bir uyku çekeceğe benziyor. Neyse, ben de rahat rahat gidebilirim artık. Banu'ya destek olduğun için çok teşekkür ederim. Banu benim her şeyim. Bu zor günlerinde kızımın yanında olman, bu kadar ilgili, anlayışlı davranman ne güzel. Bütün bunlar Banu'nun doğru karar verdiğini gösteriyor. Bu da beni çok mutlu ediyor, emin ol. Sana minnettarım Güney. İyi ki Banu'nun yanındasın. Hep de yanında olacağım, merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Oltaya takılan balık büyük olunca onu kaybetmemek için ayrıca bir çaba sarf etmek gerekiyor tabii. Banu'nun arkasından yaptıklarını düşününce bunu ancak sen söyleyebilirsin tabii. Ancak senin aklına gelir böyle ucuzluklar. Zeynep. Günaydın. Günaydın. Rüya gördüm sandım ya. Senin ne işin var orada? Seni özledim. Ben de seni özledim. Uyandı mı bizim uykucu? Ay, pardon. Günaydın Andan Hanım. Günaydın oğlum. Ayıp oldu. Yok, nereye ayıp oldu? Dalmasaydı o da. Dün gece Demet haber verdi geldiğini. Sabaha zor ettim. İyi ettin. Ama biliyorsun. Hadi şimdi sen hazırla. Ben çıkayım. Biliyor musunuz? Çok işim var. Düğün için koşturmaya başladım. Alışverişe çıkmam lazım. Çarşı pazar işleri. Kusura bakmazsın değil mi? Yok canım, rica ederim. Oldu, görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Annen de bizi yalnız bırakmak için acele acele çıktı. Çok düşüncelidir kendisi. Ayıp oldu ama. Utandım. Ayıp mı oldu? Nedenmiş o? Sarılmamız mı ayıpmış? Yani ne bileyim işte. Daha sakın bu kadar araya mesafe koyma. Zeynep bak. Biliyorsun mecburen. Kuzey. Ne oldu? Ya bak. Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Tamam mı? Ama yani benim gerçekten kafamdaki düşüncelerimi bir temizlemem lazım. Yoksa mümkün değil yani sana zarar gelmesini göz alamam. Ama bana haksızlık bu. Biliyorum. Biliyorum ama... ama bu meseleyi tamamen halledene kadar maalesef bu böyle olmak zorunda. Olursa olsun bir daha bana böyle yapma, tamam mı? Tamam. Hiç değilse sesini duyayım, merak ediyorum. Seni özlemek işkence gibi zaten. Şimdi gitmem lazım, geç kalıyorum.
akşam görüşürüz değil mi? Bilmem. Ya, bilmem deme Kuzey. Lütfen ayarla kendini. Ya, ben sana seni özledim diyorum. Tamam bakarız. Bu olmaz demek belli. Birbirimizden uzak kalmamızın o adamdan kurtulmana bir yararı olmayacak. Bana zarar vermek istese seninle görüşmesen bile ver. Ya. Ya sonuçta senin beni sevdiğini biliyor. Ya sen deli misin ya? Cemre'nin doğum gününde sizin başınıza bir şey gelecek diye öyle korktum ki. Anladım, sen beni özlememişsin. Bana bak. Alo. Arı kovanına çomak soktun sen. Farkındasın değil mi? Ulan sen benim evime kadar girdin. Ulan senin kan olacağım ben. Asıl sen bundan sonra olacakları bekle. Madem elini ateşe soktun, yanmasına da katlanacaksın. Ulan sen ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan. Senin öfken benim ateşime rüzgar olacak aslanım. Sen bir yapamayacaksın bana. Sen kork. Ulan senin ben karının yaşadığını biliyorum be. Ulan çevirdiğin bütün dolapları ben senin biliyorum. Açıl, ben sana hapsi olacağım lan. Görüşeceğiz. Senin lan. Git buradan, git. Git Zeynep. İstemiyorum, git kızım hayatımdan. Git. Lütfen, lütfen git hayatımdan Zeynep. Lütfen git hayatımdan. Benim bu adamla davam bitmeden benim hayatım cehennem. Git buradan, kendini de yakma benim için. Git. Git buradan, bu korkuyu kimseye yaşatmaya hakkım yok. Sen de bu yükün altına sokma beni lütfen. Git buradan. Zeynep. Git buradan Zeynep. Lütfen. Nefesini ensemde hissetmekten bıktım. Elimi belaya bulaştırmak istemiyorum ama adam bana zorla bunu yaptırmaya çalışıyor. Yani ailem, arkadaşlarım, çevrem, herkes diken üstünde. Ben de buna sebep oluyorum diye eziliyorum. Yani bilemezsiniz ne kadar zor bir durumdayım. Lütfen yardımcı olun. Şu anlattığın hapishane hikayesini bir araştıralım bakalım. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Ya yalan söylemiyorum. İstediğiniz yemin edeyim size. Adamın kini bitmedi bana karşı. Bitecek gibi de görünmüyor. Adresi, yeri, yurdu falan belli. Araştırın o zaman. Arayın evini. Özür dilerim yani. Ya pardon, işiniz öğretmek gibi olmasın size ama. Bakın Savcı Bey. Gerçekten çok zorluyor beni yani. Böyle elimden yanlış bir şey çıksın istemiyorum. Yani hapishaneye tekrar girmek istemiyorum ben. Bu adam deli, psikopat, böyle tam manyak bir şey yani, sapık resmen.
Bu söylediklerin hakaret, biliyorsun değil mi? Ona ağız bile. Etrafımdaki kimse de huzur bırakmadı savcı bey. Yani işimi gücümü yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hiç arkadaşlarımdan, çevremden uzaktım. Yani sürekli arkamı kontrol ede ede yürümekten bıktım. Ben hayatımı devam edemiyorum bu adam yüzünden. Yani bakın işin... Gidecek yerim yok. Bu adam bana engel olacağımı bilemiyorum ben. Lütfen bana yardım edin. Tamam. Şikayetini işleme koyacağız. Sağ olun. Anlattığın hikaye biraz karışık ama bir ucundan tutacağız artık. Araştırınca doğru söylediğimi anlayacaksınız. Yani şu derdi ben şey yapayım yani bir atayım başımdan. Ya Allah yukarıda şahit yani yeniden doğmuş gibi olacağım. Tamam. Şikayetin işleme alındı. Allah razı olsun sizden. Müsaadenizle. Banu ile Güney düğünlerine konsantre olmuş durumda. Bana kalırsa Banu'nun seninle görüşmesine Ebru Hanım engel oluyor. Ebru Hanım sadece holdingi yönetmiyor. Benle Barış'a da o engel oldu. Ebru Hanım'a şaşırmam. Ben sadece... Ne oldu? Biri geldi. Küçük diyorsun. Venüs'ten öğrendim nerede kaldım. Venüs? Ne yapıyorsun burada? Baba ben... İnanamıyorum sana. Uzatmadan konuya gireceğim Burak. Banu ile konuşmanı istemiyorum. Banu ile konuşmak istiyorum. Sadece birkaç dakika. Benimle konuş. Ne istersen ben anlatacağım sana. Banu gerçekten arızalı bir çocuktu. Küçüklükten beri bazı sorunları oldu. Ben niye hatırlamıyorum? Çünkü sen evin içinde yaşamıyordun. Üstelik çocuktunuz. Yaşadıklarının bir sebebi olduğunu sanıyorsun. O yangının bir sebebi olduğunu sanıyorsun ama yok. Hepsi Banu'nun gelgitleri yüzünden. Barış, o zaman buraya beni niye çağırdın? Çünkü Güney ortaya çıktığında Banu'nun bu durumunu kullanacağını düşündüm. Banu üzerinden şirkete sızmaya kalkacaktı. Eski bir yere Banu'yu tekrar karıştırır diye düşündüm ama... işte hata ettim. Hata ettim. İtiraf ediyorum, hata ettim. Senin gelişinin onların ilişkisi üzerinde en ufak bir etkisi olmadı. Aksine Güney'i kaybetme korkusu Banu'yu hasta etti. Birbirlerine daha fazla kenetlendiler. Şimdi bu yüzden gitmeni istiyorum. Sana neden inanayım? Başında neden inandın? Buraya gelirken bana güvenmedin mi? Üzgünüm. Ama merak ettiğim her şey bu kadar. Sana şerefim üzerine yemin ediyorum. Yaşadıklarının farkındayım. Ailem de farkındaydı.
Bu yüzden yıllardır sana ödenen para yaşadıklarının tazminatı olarak verildi. Bundan sonra da böyle devam edecek. Babam da böyle olmasını arzu etmişti. Ben hatamı fark ettim. Ve sana açık yüreklilikle anlattım. Eğer sen de Banu'ya şu kadarcık değer veriyorsan... onun hayatını alt üst etmezsin Burak. Bunu istemezsin değil mi? İşin için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güle güle. Pardon ya, çıkmadan tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii. Hemen şurada. Alo. Kusura bakma, kapatmak zorunda kaldım. Babam acil bir şey istedi. Benim de misafirim geldi zaten. Barış. Aa. Nerede kaldığımı sen söylemişsin. Görüştüğümü söyleyince de... geri dönmemi istiyorlar. Acele etme. Birkaç gün daha. Tamam henüz. Ben de zaten öyle yapacağım. Teşekkürler. Sana da. Herkes gitmemi istiyor. Aklın yolu bir. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Ay, çok güzel olmuş. Evet, gerçekten çok yakışacak size de. Ay. Bizim arkadaş yeğenini okula yazdırmak istiyormuş da. Evet, kız kardeşimin kızı. Kaç yaşında? 4 yaşında. Kız kardeşim işe başladı yeni. Annem de uğraşamıyor. Sağ olsun bizimki biraz yaramaz. Öyle bir şey söyleme şimdi, müdür hanım okula kaydettirmeyecek. Çocuklar da çok tatlı maşallah, cıbıl cıbıl. Öyledirler. Maşallah. Şimdi müdür hanım nasıl olacak bu? Biz okulun bir özelliklerini öğrenelim de. Çünkü bizim... küçüğün annesi bir şeydir, çok titizdir. Evet, titiz. Titiz şey, biz o yüzden bir okulu gezebilir miyiz? Tabii, tabii. Yani şey yapmayın, kusura bakmayın da biz nereye emanet edeceğimizi bilelim çocuğu. O anlamda. Aa, bu sizin en doğal hakkınız. Bir de burada bir öğretmen vardı. Şermin Koflu muydu adı? Hayır, Şermin Koflu adında bir öğretmenimiz yok. Allah Allah. Öyle mi? Müdür hanım, okulu gezmemiz mümkün mü? Yemekhaneyi, sınıfları falan görelim. Ona göre biz karar vereceğiz sonra. Tabii, buyurun. Bayağı renkli bir dünya.
Burası da yemek odamız. Gayet güzel, değil mi? Harika. Oyun odamız da yukarıda. Buyurun birlikte gidelim. Hem oyunlarını oynuyorlar, hem faaliyet yapıyorlar. Çok güzelmiş. Ben de beğendim. Buyurun, çıkalım. Harika görünüyor. Ellerine sağlık Begüm'cüğüm. İçim rahatladı. Biliyordum beğeneceğinizi ama bir aksilik olursa çok üzülürdüm. Harika oturdu üzerinize. Çok teşekkürler. Ben yarın kardeşimi de getireyim, o da bir görsün. Biz hep buradayız, bekleriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Sağ olun, zahmet verdim. Ulan nasıl umutlanmıştım ha burada bulacağız diye. Şansımızı denedik oğlum. Yani en azından aklımızda kalmadı. Kadın zamanında burada çalışıyormuş ama o duvardaki resimlerden belli. Ana olarak saklamıştır belki. Ya da buradan biriyle bir ilgisi var. Bence boş bırakmayalım. Canına yandığım be. Sıfıra sıfır elle var sıfır ya. Benim binin arabayı bilmem. Lan. Ne oldu? Oğlum o. Kim? Oğlum Ali Şermin Koplu'ya şey yapan kadın, masaj yapan kadın lan o. Oğlum doğru yerdeyiz lan. Lan kadın burada lan. Ulan Ferhat. Yaktım sıramı senin bu sefer. Lan tam zamanında ha. Efendim? Alo Kuzey. Oğlum polisler geldi şimdi. Seni arıyorlar. Polisler mi geldi? Emniyete götüreceklermiş. Ne? Nasıl ya? Neden? Ferhat seni şikayet etmiş. Haneme tecavüz etti diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.